Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar sofralarının vazgeçilmezi güveç tarifim var. Buyurun yapımına geçelim. Güveç için kullanacağım malzemeleri saymak istiyorum öncelikle size. Burada etim var, irice kuşbaşı şeklinde iri iri doğranmış etim var. 4 tane kadar soğanım var, patatesim var, 3-6 tane kadar sarımsağım var arkadaşlar. 8-10 tane kadar sarımsağım var. Biber kullanacağım. Acı biber, yeşil biber. 4 tane domatesim var. 1 adet de havucum var. Malzeme olarak bunları kullanacağım. Başlıyorum yapımına. Öncelikle güveç kabımın dibine 1-2 parça tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Daha sonra soğanlarımı çok ince olmayacak şekilde, hatta biraz iri iri diyebilirim, elimde doğruyorum. Kare kare. Son soğanımı da doğradım arkadaşlar. Doğruyorum dibine. Güveç kabımın dibinde soğanlarımı iyice yaydım. Bu şekilde her tarafına yaydım arkadaşlar. Şimdi üzerine kuşbaşı şeklinde doğradığım etimi ilave ediyorum. Yine her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Etlerimi de güveç kabıma dağıttım bir güzel. Üzerine küçük bir tane havuç kullanıyorum. Bunu da iri iri doğruyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İçerisine sarımsak doğruyorum. 2'ye bölüyorum ve içerisine atıyorum. Sarımsağımın yarısını orta kata kullanıyorum. Şimdi patatesini doğrayacağım arkadaşlar. İri iri doğruyorum. Ortadan 2'ye bölüyorum. Ve tamamen tekrar ortadan 2'ye bölüyorum. İri şeklinde doğruyorum. Patatesimi de içerisine yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi yine birkaç tane sarımsak ortadan 2'ye bölüyorum ve içerisine atıyorum. Güveç sarımsaksız olmaz biliyorsunuz. Biberlerini iri iri doğruyorum şimdi de. Biberlerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi kalan 2 tane sarımsağımı yine ortadan 2'ye bölüp içerisine atıyorum. Ve domateslerimin kabuklarını soyup üzerine küp küp şeklinde doğruyorum. Arkadaşlar domatesimin suyu kaybolmasın diye içerisinde doğruyorum. Son domatesimi de doğruyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aslında güveç çok basit yapılan bir şey. Pişmesi biraz zaman alıyor. Gerisi çok basit gerçekten. Şimdi tuzunu atıyorum arkadaşlar. Göz kararı, siz de tuzunu ayarlayabilirsiniz. Birazcık daha atmak istiyorum. Pul biber atıyorum biraz. Yine biraz karabiber atıyorum. Benim için olmazsa olmaz baharat, bir tutamda kekik atıyorum arkadaşlar ve çok fazla değil. Böyle az bir şey yeterli. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar biber salçası aldım. Üzerine 1 su bardağı kadar soğuk suyumu yani beklemiş suyumu ilave ediyorum. Salçamı iyice açıyorum. Hazırladığım sosumu üzerine döküyorum arkadaşlar, kaşık yardımıyla. Şimdi üzerine yine birkaç parça tereyağı ilave ediyorum. Birazcık daha ilave edeyim. Ve biraz da sıvı yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Güvecim daha parlak olsun. Evet, yeterli. Güvecim hazır. Önce bir yağlı kağıtla kapatıyorum. Daha sonra üzerine alüminyum folyo koyuyorum. Ve kenarlardan iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Ve bıçak yardımıyla 1-2 delik açıyorum. Ve ocağıma pişmeye götürüyorum. Kaynadıktan sonra güvecimin altını kısıyorum. Ve yaklaşık 1,5 saat kadar pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Güvecim 1,5 saatte lokum gibi pişti arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videolarımızı izleyip beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Hoşça kalın.